Bismillahirrahmanirrahim. Seniye birinci sınav. Dördüncü ayın ikisinde yaptık sınavı. 2016. Soru 1. Nahiv ilminin faydası nedir? Arap kelamında dili hatalardan korumaktır. Kur'an'ı ve hadisi doğru anlamaktır. Seniye'de açıkça bu ibare geçmekteydi. Dili yanlış okumalardan, farklı harekeler, farklı i'raplar vermekten korur ve Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri düzgün anlamayı sağlar. İki, kelamın tarifinde geçen mürekkep oluş neyi ifade ediyor? Kelamın iki veya daha çok kelimeden meydana gelmesini ifade etmektedir. Üç, kelam kaça ayrılır? İsim, fiil ve harf olarak üçe ayrılmaktadır. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi hem isim hem de fiil için geçerli bir söylem olur? C şıkkı isimler elifli olabilirken fiiller eliflamlı olamaz. Yani harfi tarif dediğimiz o eliflam fiile dahil olmaz. Diğer şıklar yanlıştır. 5. Fiil nedir? Fiil 3 zamandan biriyle beraber olup, bitişik olup, kendi kendine bir manaya delalet edebilen bir kelime çeşididir. 6. Tercüme ediniz demişiz. Vel fi'lu fi'il yu'rafu bilinir. Kat sayesinde, kat vasıtasıyla ve es-sini sin vasıtasıyla ve sefe vasıtasıyla ve ta'ib nesi sakine ve sakin müennesik tası sayesinde de fiil bilinmektedir. Bunlar fiile bitişirler. Mesela kat fiilin evvelinde olur, sin fiilin evvelinde olur, sefe evvelinde olur ama ta'u teknisi sakine fiilin sonunda yer alan bir alamettir. 7 numaralı soru, kat edatı maziye dahil olunca kaç farklı manaya gelir? Tahkik ve takrib olmak üzere iki manaya gelir. Tahkik kesinlik. Muhakkak ki. Bir de ne var? Takrib. Takrib yakınlık. Kat gameti salah. Namaz hazır oldu oluyor. 8. Kat edatı muzariye dahil olunca hangi manalara gelir? Kat muzariye dahil olsa o kat orada hangi manalara gelir? Taklil. Ve kad yekunu lazima. Bazen lazım için. Kat taklil. Ve teksir manasına yani çokluk manasına da gelmektedir. Yani takrir ile teksir birbirine zıttır. Biri azlık, biri çokluk. Bir ibarede takrir için mi yani azlık için mi yoksa teksir için mi yani çokluk için mi kullanılmış? Bunu ayırt edebilmek cümlenin akışı ile olmaktadır. Akışı kendini belli etmektedir. 9. Takdiri irabı gerektiren şeyler nelerdir? Tenzür var, istisgal var ve münasebet var. Bu üç şeyden dolayı takdiri irab gerekmektedir. 10. Aşağıdaki kelimelerin irabı neden takdiridir? Önce gerektiren şeyleri saydık. Bunları biliyorsan zaten 10. soruyu cevaplayabilirsiniz. Bunlar da el feta kelimesi tenzürden ötürü. Elif-i maksura ile biten kelimelerde tenzür olur. Üç hali de takdiridir. Sadik kelimesi sadiki münasebetten ötürü. Üç hali de takdiri olur. Münasebet sadiki benim arkadaşım. 11. İrab'ın nevileri kaçtır? 4'tür. Raf, nas, cer, cezim olmak üzere. İrab'ın nevileri 4'tür. 12. Aşağıda ne anlatılmış? Örneklere mana vermek dışında tercüme edin dedik. Çünkü örneklerde geçen kelimeleri bilmezseniz bir daha sözlüğe bakmanız gerekecek. Zamanınız gidecek ve bu bir sınav. O kadar da zaman yok. O yüzden örnekleri manalandırmanızı istemedik. Buna göre 12. sorudayız. El ismu isim imma ya mu'rabun murettir ve imma ya da isim nedir? Mebni'dir. Konuyla alakalı yani biz murebi, mebni, takdiri irabı, lafzı irabı işlediğimiz için onunla alakalı farklı bir kitaptan, farklı bir yerden alıntı yaparak buraya koyduk. Aynı konuyu farklı bir yerden okusanız ne denli anlayabilirsiniz?
kendinizi ölçmenizi istedik. Esasen şu an gördüğünüz yazı bir Arap sitesinden alıntıdır. Tam olarak bir kitaptan da değil, bir internet sitesinden kopyalama, yapıştırma usulüyle karşınıza gelmiştir. Fel-mu'rab-u-murab ma öyle bir şeydir ki tegayyara ahiruhu onun sebebi tegayyara ahiruhu onun sonu değişmiştir. Değişendir. Bir sebebiyle amili, amil sebebiyle sonu değişene muret denir. Nahvu ca'e el-müderrisu. Ca'e burada ne olur? Bir sebebiyle amildir. Öyle değil mi? Amil nedir? Bu da ca'e fiilidir. Çünkü fiiller kıyas-ı amilin birinci maddesi olan mutlak fiillerdir. Yani mutlak fiildir. Ca'e. Amildir. El-müderrisu mamuldür. Mamul merfudandır ve faildir. Zaten diyor burada merfu'un. Konu ne? İsimlerdir, öyle değil mi? El-ismu. İşte buradaki isim el-müderris kelimesidir. Bu isim nedir? Merfu'un, merfudur. Peki el-müderris kelimesi bu durumda muret midir? Murettir de aşağıdakileri de görünce daha iyi anlayacağız. Se'eltu ben sordum el-müderrise öğretmene. El-müderrise sinde fetha var. El-müderrisu sinde zanne var. Görüyorsunuz. Ne dedik? Amil sebebiyle sonu değişene muret denir. Sonu değişti mi? El-müderrisu, el-müderrise. Sonunda bir değişiklik var. Mensubun, mensuptur. Sellemtu alel-müderrisi, el-müderrisi. Sinde esra var, sinde fetha var, sinde zanne var. Hep aynı kelimeler ama. El-müderris, el-müderris, el-müderris. Demek ki el-müderris kelimesinin sonu amil sebebiyle değişebiliyor. Madem ki bir kelimenin sonu amil sebebiyle değişebiliyor, ona ne dersin? Muğret dersin. İşte görüyorsunuz merfudur birincisinde, ikincisinde mensup, üçüncüsünde mecrurdur. Demek ki müderris kelimesi murettir. Ca'e el-müderrisu merfudur çünkü faildir. El-müderrise mensuptur çünkü mef'uldür. El-müderrisi mecrurdur çünkü başında ala harfi cerri vardır. Yani muret böyle bir şey. Başındaki etkene göre değişikliğe uğrayabilen kelimeye muret deriz. Ca'e mutlak fiil, el-müderris kelimesini raf edip kendisine fail aldı. Se'eltu, se'ele fiil, tu fail, el-müderrise mef'uldür. Mef'uller mamul mensuptandır. Bu yüzden mensup olmuştur. Sellemtu selleme fi tu fail. Ale müderrisine meful olmak ama başında ala harfi cerri vardır. Harfi cerler amildir. Amil yani etkendir. Etkendir, bir etkisi vardır. Etkisine kelimeyi cer etmek ve etmiştir. Bu yüzden el müderrisi mecrurdur. Peki muret böyledir yani. Başındaki amile göre irabında değişikliği görebildiğin kelimeye muret diyorsun. Peki vel mebniyu mebni neyin nesi? Ma öyle bir şeydir ki, öyle bir kelime çeşidi, öyle bir irab çeşidi ki la yetegayyeru değişmiyor. Ahiruhu onun ahiri onun sonu ne sebebiyle değişmiyor? Bir sebebiyle amili, amil sebebiyle sonu değişmeyene mebni denir. Nahvu örnek. Ca'e haulâ'i. Ca'e geldi. Kimler haulâ'i? İşte şunlar geldi. Haulâ'i burada faildir. Fi mahalli raf'in. Mahallen raf. Yani mahallen merfudur. Raf mahallindedir. Raf konumundadır. Niye raf konumunda? Çünkü faildir. Ca'e fiildir. Fiil ne yapardı? Az öncekiyle birlikte görmeyi başarırsak. Fiil ne yapardı? Görüyoruz ki ca'e el-müderrisu. Fiil. Bir fail yoksa orada, harfi cer yoksa, fiil malumsa, fiil tamsa vesaire sayabilirsin. Fiil normalde ne yapar? Raf edip fail alır yani kendisi. Burada da ca aynı fiil yine raf edip fail alacak. Haula i raf konumunda mı? Haula i sonuncu harfte esre var. Evet raf konumunda. Nasıl raf? Fi mahalli raf'in. Mahallen raf. Mahallen merfu. Niye mahallende el-müderrisu gibi ötreyi alamadı? Çünkü haulâ nedir? Mebni bir kelimedir. Başındaki amirin sebebiyle sonunda bir değişiklik olmaz. Sonunda derken, yani i'rab harfinde, sonuncu harflerinde bir değişiklik göremezsin. Haulâ burada raf konumunda faildir ve yine de esreli yazılmıştır.
Se'eltu, se'elti, tu, fa'il, ha'ulay, mef'uldür. Ama yine ha'ula'i yine esre ile yazılmıştır. Fi mahalli nasbin, mahallen nasb konumundadır. Çünkü mebniyle arkadaşlar mahallen ilap alır. Yani şurada mahallen, mahallen kelimeleri geçiyor. Neden geçiyor? Bir kelime mebni ise onun irabı mahallendir. Sellentü selleme fi tu fail ala harficer haulâ'i yine aynı şekilde yazılmıştır. Ala harficerdir. Haulâ'i desteği gördüm. Artık mahallen değil mi? Hala mahallen. Bir kelime mebni ise onun irabı mahallendir. Câe haulâ'i şunlar geldi. Seeltü haulâ'i şunlara sordum. Sellentü haulâ'i şunlara selam verdim. Mebni nasıl bir şeymiş? Başında harfi cer de olsa, o kelime meful de olsa, o kelime fail de olsa daima aynı yazılır. Mebni donuk kelime. Kelime hareketleri irabı bakımından donmuş. Başına ne getirirsen getir. Ben aynen böyle yazılırım diyen kelimedir. 13. soru aşağıdaki metni tercüme ediniz demişiz. Tabi işlediğimiz nahiv konusuyla alakasız bir yeri tercüme etmenizi isteyecek halimiz de yoktur. İşlediğimiz konularla alakalı şeyler istenmekte. Mesela alamatul i'rabil asliyetu vel fer'iyetu asli ve fer'i i'rab alametleri demişiz. Bunu yine Tuhfetü Seniye'de işledik. İşlediğimiz bir konudur bu. Alamatul i'rabi aynı şey yazılmış. Tamam. İsimlerdeki asli i'rab alametleri nelerdir? Zammetu, zamme, vehiye o nedir? Alametu raf'i, raf alametidir. El fethatu, vehiye o da nedir? Alametu nasbi, nasb alametidir. El kesratu, vehiye o da alametu cerri, cer alametidir. Zamme, fetha, kesre nedir? Her birini görmüş olduk. Ve hunake, burada vardır, alamatun uhra, fer'iyyetun, burada başka şer'i alametler de vardır. Vehyuda nedir? Filen va'il atiyeti minel esmai. Aşağıdaki isimlerin, aşağıdaki gelen isimlerde, çeşitli türlerde bunları görmekteyiz. Nelerdir? Mesela diyor, cem'ül müennesi salimu, cem'i müennes salimde. Ne vardır? Alametün nasbi, nasb alameti fihi kendisinde nedir? El kesratu kesedir. Nahvu halakallahu es-semavati vel-erba. Halaka yarattı. Allahu Allah ne olur? Fa'il olur. Lafzıkullah. Celle Celal. Allah yarattı. Neyi? Es-semavati gökleri. Ve daha neyi yarattı? El-erba yeri. Yeryüzünü de yarattı. Es-semavati. Buradaki esre neyin naibi? Naip olarak geçmişti. Rahmetü Seniye'de neyden naiptir? Fethadan naiptir. Semavati mecrurdur. Dolayısıyla vav harfi de el erdi dat esteleyecekti. Niye olmamış gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü semavat mef'uldür. Mef'uller mamulü mensuptandır. Öyleyse nasb alameti yani esredir bunun. Erz kelimesi isim müfredi mustariptir. Onun da nasb alameti Cem'i önnes salimlerde demek ki nasb alameti ne? Kesredi. Bunlar ne ama? Fer'i asli değil. Asli nasb alameti nedir? Fethadır. Asli raf alameti nedir? Zammedir. Asli cer alameti nedir? Kesredir. Burada anlatılanlar ise onların fer'isi, onların naibi. El memnu'u minas sarf. Sarftan memnu olmuş. Sarftan yasaklanmış. Yani gayri munsarife gelince. Alametul cerri fihi el fethatu. Kendisine cer alameti fetha olur. Demek ki fetha nedir burada? Cerrin yani kesrinin naibi, kesreden naibi olmaktadır. Nahu izhev ila firavne, firavne git. İzhev ila firavne innehu dağa. Burası bir ayetten alıntıda diyebiliriz. İla firavne, ila harfi cerdir. Firavni nunu estrelemesi beklenirdi. Lakin firavne gayrimusarif olduğu için fetha burada nedir? Cer makamındadır. Esre makamındadır. 3 el esmaul hamsetu 5 isme gelince biliyorsunuz kitaba göre 5 kitaba göre 6 illetli isim olarak geçmekte. Henu kelimesi tartışmalıdır.
Vehiyo 5 illet isim deneyin nesidir? Ebu, Ehu, Hamu, Fu, Zu diyor. Görüyorsunuz ki Henu yazmadı çünkü Henu tartışmalı. Kullul alamati, alametlerin hepsi fiha, bundaki hepsi de nedir? Fer'iyyetun, fer'idir diyor. Vehiye demiş. Gerisini ben yazmadım. Buraya kadarı anlaşılması yeterli diye düşündüm. Aşağıdaki cümlede mebni kelime hangisidir ve ne üzere mebnidir? Dehale el-müderrisune, öğretmenler yani sınıfa girdi. Fi safi, ile safi. Dehale mazi fiildir. Bulunduğu kalıba baktığında fetha üzere mebnidir. Yine tercüme ediniz diye 15. soru karşımıza çıkmakta. 15'e baktığımızda La tezheru diye yazıyor. La tezheru alamatul i'rabi fi selaset enva'in min el esma'i. İsimlerin üç nevisinde i'rab alameti zahiri olmaz. Fetukadderu fiha alamatu ve hadihil enva'i demiş. Onda diyor alametler takdir edilir. Ve hadihil enva'i işte o nevilerden nelerdir? Niye şunlardır. El maksuru maksur isim ne diyor? Takdiri irab olur. Vel menkusu menkuslara takdiri olur. Vel muzafu ila ya il mütekellime mütekellim zamiri olan ya'ya muzaf olduğu zaman bir kelime orada da irab ne takdiri olur. Yine bir tercüme sorusu var. Takdiri olur da bunlar nedir yani? Maksur, menkus bunlar neyin nesi? El maksuru maksur nedir? Ve o el ismul mu'rabu. Muğrep bir isimdir. Ellezî. Öyle muğrep isim ki ahiruhu'nun sonunda vardır. Elifun lazimet. Lazimi bir elif. Zorunlu bir elif olan muğrep kelime. Dikkat edin mebni değil. Muğrep kelimeden bahsediyoruz. Mebni olsa i'rabı takdiri değil. Mahallen olur. Nahvu el feta genç. El asa baston. Yani buradaki lazimi elif ya gibi yatay şeklinde de olabilir. Bildiğimiz elif şeklinde dik olarak da yazılmış olabilir. Bu onun örneği olmuş oldu. Peki bu durumlarda ne oldu? Tukadderu fihi el alamatu selasu. Üç alameti kendisinde takdir edilir. Yani el feta hem raf haline, hem nasb haline, hem cer haline örnektir. Tıpkı el asa olduğu gibi. El asa raf halinde de böyle yazılır. Nasbında da, cerrinde de böyle yazılır. O zaman ne yapacağız biz? Maksur isimlerin üç hali de takdiridir diye ezberleyeceğiz. El menkusu, tabi maksur isim nedir onu da bileceğiz yani. El feta, ya gibi yazılan bir elif ki sağ tarafında fetha var. Veya dik bir elif ki sağ tarafında elif var. Fetha var. El menkusu, menkusa gelince ve o el ismul mu'rabu, yine muğrep bir isimdir. Ellezî, öyle ki ahiruhun sonunda vardır. Ya'un lazimet. Lazimi bir ya, zorunlu bir ya vardır. Hem de meksurun ma kablaha, ma kablu meksur olan. Nahu, el kâzî ve el mâzî, fiil-i mazi gibi. Yani menkus ile maksuru ayırt edebilmeliyiz. Menkusta ne var? Bir defa sonuncu harf yağdır ve ma kabli meksurdur. Maksurda ise durum böyle değil. Maksur ile menkusu ayırt edebilmelisiniz. Peki menkusa gelince ne oluyor onda? Tukaddiru fihi ez-zammetu vel-kesretu ve tezheru fihi el-fethetu. Raf haliyle cer hali kendisinde takdiridir. Ama nasb hali zahirdir. Fetha açıkça görürsün onu fethayı. Kesreyi de zammeyi de gizlenmiş olarak bulursun. Peki geldi sıra üçüncüsüne el muzafu ila ya el mütekellimi mütekellim yasına muzaf olan bir kelime mesela. Bunun irabı nasıl oluyordu? Nahvu da'a ceddi, da'a çağırdı ceddi dedem gibi. Şimdi burada ne olur? Ceddi, kalemi, kitabi, saffi, üstazi, seyyarati, mütekellim aslında hangi ismi muzaf yaparsan yap. Hepsi buraya nedir? Örnektir. Tukadderu fihi el alamatu selasu. Biliyoruz ki üç hali de takdiridir. Üç hali derken raf hali de takdiren, nasf hali de, cer hali de takdiren olur.
Ama unutmayalım, bunlar ne? Muğret kelimeler, mebni değil. Mebni olsa o zaman mahallen irab aldı derdik. Sanal medresi olarak Tuhfetü Seniye birinci sınavının cevaplarını bu şekilde yayınlamış olduk.